Arkadaşlar selamünaleyküm, hayırlı geceler. Bu saatte canlı yayın mı olur? Olur valla. Kaç günden beri zaten hani iyi kötü herkes bir şeyler söylüyor ediyor. Sessizliğe bürünmüştük, araştırmalar yapıyorduk. Kafada bir ton sorular var. Bu bölüm sadece Ege bölgesiyle alakalı olacak. Ben elimden geldiği kadar gece vakti olsa kısa kısa 3-4 dakikalık videolar açacağım her bölgeyle alakalı. Ama İzmir depreminden sonra hani bölge canlı olduğu için, herkes korktuğu için işte Balıkesir'de olacakmış, Manisa'da olacak, orada olacak, burada olacak diye o kadar çok öngörü ortada olduğu için en azından şu 3-4 dakikalık bir video çekeyim dedim. Bu canlı yayını birazdan YouTube'a da açacağım. Kayıtlı olacak ama burada izleyenler en azından şanslı diyebilirim. Arkadaşlar, İzmir'de büyük bir deprem bekliyor musun? Hemen yakında bir şey olur mu? Gibi birçok sorular geliyor. Ya da Bergama hattı canlandı, işte büyük bir deprem geliyor mu? O kısımdan başlayayım en azından şu Bergama dikili tarafından. 1939 yılında işte Erzincan depreminden akabinde yine İzmir'de bir deprem meydana geliyor 1939 yılında. Yani o hat kendini kırdı ve hani orada büyük hani 7'lik bir deprem işte öyle bir şey beklemiyorum. İzmir depreminden sonra sizinle bir harita paylaşmıştım. İmar haritası en çok şiddeti nereler hissetmiş diye. Bunun akabinde de bunların hani yaşanması gayet normal. Hani Bergama'da büyük bir deprem şu an için ben beklemiyorum. İşte Akhisar öyle olacakmış, Soma böyle olacakmış gibi gibi birçok öngörüler var. İzmir büyük bir deprem bekler mi? Akıllara ilk iki tane soru geliyor. Bunlardan ilki 1688 yılındaki İzmir Fayı'nın kırıldığı o İzmir merkezli deprem. Yani Göztepe'den Narlıdere uzantısına kadar devam eden bir fay segmenti var orada. Hani bu fay kırar mı kırmaz mı? Şöyle söyleyeyim ben size. Hani herkes bu depremden sonra işte Tuzla Fayı'nın, ondan sonra diğer Seferihisar Fayı'nın, Güzel Bahçe Fayı'nın kırılacağını ya da burada bir şey bekliyordu. Ama kırılmalara bakarsak 2017 yılındaki Midilli'nin güneyindeki hem alan biraz canlanmaya başladı Bergama'ya doğru. Yani Urla, Foça taraflarındaki kısımlar. Akabinde Akhisar'dan küçük mikro depremler geliyor. Hani bunların olması şu an için gayet normal. Orada büyük bir deprem olacak hani aktivitesi ya da başka bir şey hemen olmasın. Bu olay hani cep telefonu şarjı değil hemen işte deprem oldu hemen burayı tetikledi olacak gibi bir şey gelmesin. Yine de söylüyorum özellikle Ayker Adası ve Kuşadası taraflarına bakarsak benim öngörüm şu an için en azından o bölgeyi ilgilendiren Nazilli ve Germencik hattıdır. Çünkü Gediz tarafına bakarsak en azından Kütahyalılar da buradaysa onu da söyleyeyim. 1595 yılında yine Gediz Simav fayı kırılıyor. Ta ki 1970 yılına kadar suskundu bu fay. 1970 yılından o yıl aralığına bakarsak 1595 yılına 375 yıl geçmiş. Yani 1688'deki o faydan önce konuşulacak aslında şurada özür dilerim. 1645 ve 1653 yani Nazilli Germencik hattı benim için karasal olarak daha önemli. Ama bu fay yani ya da bu hemen segment tetiklendi ya da büyük bir deprem olacak bunu zaman gösterecek. Şu an ben hani en azından karasal olarak büyük bir deprem beklemiyorum öyle söyleyeyim. Açıklarda bir deprem olabilir mi? Yine yaşanan 6.9'luk gibi. Depremin olduğu bölge Sisam Adası'nın kuzeyindeki bir fay. Orada iki tane fay kırılma eğilimi gösterdi. Yani bu da İkarya tarafında yani şöyle söyleyeyim ben size. Çeşme açıklarının güneyi. Oradaki iki yani fay hareketlendi. O yüzden hani İkarya taraflarına bakacağız tabii Kuşadası'ndaki depremlerin olması normal. İzmir'de bu dağın mikro depremler boyutuna görülmesi normal. Ama ben söylüyorum Bergama, işte Dikili, Soma, Kırkağaç, Akhisar buralarda ya da Turgutlu, Torbalı, Tire tarafında bu depremlerin görmesi yani mikro depremlerin görmesi şu an için normal. Baktığımızda depremlerin diğer dağılımına Seferihisar, Güzelbahçe, Tuzla Faysonu da dahil olmak üzere özür dilerim. Dahil olmak üzere orada bir sismik hareket yok. Sismik hareketlerin olduğu yer belli. Ama benim çok ilerisi sonrası için belki diyorum ya hani daha ilerisi şu an için beklentim yok ama bu saatten sonra bence özellikle Nazilli ve Germencik hattına bakmak lazım diye düşünüyorum. Hani burada beklenti nedir? 5.5 ile işte 7 arasında bir potansiyel olma ivmesi var özellikle bu bölgede. Ama tabii ki belki 5'lik 5.5'luk depremler daha ilerleyen zamanlarda hani işte belki Manisa, belki
Bergama belki atıyorum yanlış anlamayın ama yine Manisa güney tarafında meydana gelebilir 4'lük 5'lik belki depremler. Ama büyük yıkıcı deprem bazında eğer soruyorsanız hani 6'lık 7'lik bir deprem benim için şu an ilk diyeceğim ve son diyeceğim yer özellikle ama özellikle yıllık inme hızı deprem tarih periyotları aralığına bakarsak Germencik ve Nazilli hattıdır. Bu yüzden hani buraları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şu an için ben 10 günlük süreçte en azından şöyle söyleyeyim İzmirli ya da o içe geli kardeşler için. Hani ben büyük bir deprem beklemiyorum. Açıklardaki bu inme devam edecek. Ve bu inmenin sismik modülü yani nereye doğru kaydına devam edeceğiz. Yani ilerlediğine devam etmemiz lazım. Düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Marmara ile ilgili, İç Anadolu ile ilgili, Karadeniz ile ilgili her yeri kısa 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 videolar halinde atacağım elimden geldiği kadar. Hani biriktirdiğim ne varsa bütün notları ben bu gece çıkarıyorum. Düşüncem bu. Balıkesir'de bir deprem bekleniyormuş işte bu depremler oraya vuracakmış. 1912 işte Tekirdağ kırığı falan. Ben Balıkesir'de de Tekirdağ'da da büyük bir deprem beklemiyorum. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Önemli olan bu saatten sonra Türkiye şöyle duruyor harita üstünde. Ve saat yönünün tersinde bir hareketle ivme kazanıyor. Özellikle bizim batı bloğumuz. Batı bloğu böyle döndükçe buradaki graben sistemleri açıyor arkadaşlar. Özellikle bu saatten sonra Körfez ve iç kesimler. Yani İzmir Körfezi, Büyük Menderes, Küçük Menderes grebeni ya da Bakırçay işte üstündeki o hani Bergama depremleri falan var ya onlara bakmamız lazım. Ben herkese saygım var. Bunlar da benim düşüncem. Tabii ki en iyisini bilen Allah bize en doğru üstünü gösterecek zaman diyeceğim bu. Şu an için yani Ege bölgesi İzmir için diyeceklerim bu. İzmir'de ben şu an için büyük bir deprem beklemiyorum. Açıklarda bu sürekli Kuşadası, Sisam Adası ve dağ açıklarında devam edecektir. İzmir'de mikro depremlerin görülmesi normal. Deprem ivmesinin olduğu yerler özellikle ivme haritası paylaşmıştım ben size. Onun kuzeyinde ya da doğusunda zaten bu depremlerin görüldüğü tespit ediliyor. Demek ki bayağı bir sarsmış oradaki fayları canlandırmış. Küçük küçük mikro depremler devam ediyor. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Fazla da uzatmayayım. En azından şu an Ege bölgesindeki arkadaşlar için en basitten şöyle soyut olarak düşüncelerimi bunlarla ifade edeyim. Bugün 10 Kasım'dı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah askerleri bu vatan için can vermiş herkesi rahmet, saygı, minnet ve duayla anıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı geceler. Kendinize çok iyi bakın.